MHP'ye birazcık bir değinelim. MHP biliyorsunuz uzun bir zamandır işte Bahçeli kimi zaman yüzükle, kimi zaman dosyayla, kimi zaman şarkılarla mesaj vermeye devam ediyor. Sonrasında Öcalan'a yapılan bir çağrı var. Arkasından gelen tepkiler var, yorumlar var. Acaba Cumhur İttifakı'nın arasında bir çatlak mı dedikten sonra güven sağlama adına Erdoğan'la yapılan bir görüşme var. Fakat MHP milletvekilleri İsmail Akgül, Hasan Basri Sönmez ve Mustafa Demir efendim. 3 milletvekilinin istifası istendiği söylendi. Sosyal medya hesabından duyuruldu Semih Yalçın tarafından. Şöyle denildi, parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, mütakiben istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur denildi. İddiaya göre MHP lideri konuyu etik bulmadığı için ihraçlarını istemiş. Nasıl değerlendirdiniz işte? Allah üç. Allah. Nereden icap etmiş de inceleme yapmışlar acaba? Böyle bir cevap vereceğini yani, tahmin ediyordum. Şimdi durup dururken ben inceleyeyim acaba bunlar altın kaçakçılığı yapıyor olabilir mi diye bir istihare mi yapmışlar? Bir altın kaçakçısı tipi var. Kardeşim kime yutturuyorsunuz ya? Erdoğan'la Bahçeli'nin görüşmesinde Erdoğan bunu Bahçeli'ye iletti. Videoları izletti deniliyor. Ya yani izletti mi izletmedi evet, mi? Evet o bir iddia. Böyle bir operasyon yapacağız. Sizinkilerin de adı karışmış. İşte gereğini yap. O da geldi istifa ettirdi. Halbuki istifa ettirmeden önce bunları savcılığa vereceksiniz. Hı. Ondan sonra bizzat kendiniz hatta suç duyurusunda bulunacaksınız. İnceleyin bakalım şunların mal varlığını. Dubai'ye kaç kere gitmiş gelmişler onu. Yani derhal bunu da duyuracaksınız kamuoyuna. Biz inceleme yaptık. İnceleyin bakayım. Belki eroin kaçakçısı da çıkabilir. Tabii. Ya olabilir mi böyle bir şey? Ya biz inceleme yaptık. Böyle bir şeyden şüphelendik. Niye peki savcı harekete geçmiyor? Belki gizli bir soruşturma yürüyordur. Onu bilemiyorum. Öyle iddialar da var. AKP milletvekilinin koruması mı, yardımcısı Evet. mı? O çıkınca zaten orada sanırım Timur Soykan söylemişti. Timur Soykan söyledi. Evet, meslektaşımız 5 MHP'li. Bunların ikisi devamı gelecek diyor. İkisi eski milletvekili, üçü halen milletvekili. AKP'li bir milletvekili daha var yanılmıyorsam. Ben bu ilk AKP eski bakan milletvekilinin olayı çıkınca Dubai'de işleri olan ve çok sık oraya giden özel uçağı da olan bir tanıdığım iş adamına dedim ki ya bu olay yoğun mudur? Yani bu Dubai üzerinden böyle sürekli altın getirmek tahmin ettiğinden de fazla dedi. Tahmin edemezsin dedi. Bu şeyle mi yürüyor? Yani VIP'yi kullanabildikleri için mi bu ticaret olabiliyor? İki şekilde yürüyor. Bir VIP üzerinden yürüyor. Milletvekilleri falan, güvenlik güçleri de var bunların arasında. İki özel uçağı olan kişiler. Ve onlar da VIP'yi kullanıyor biliyorsun. Ya bu ülkede varlıklı olursan kimse seni aramaya cesaret edemez. O bizler için, bizim gibi faniler için geçerli. Peki eroin kaçırırlarsa dedim. O biraz daha zor ve çetrefilli bir iş dedi. Yani altın işini hemen hemen herkes biliyor dedi. Yani çok nadir böyle. Zararsız. Devleti de şey geliyor dışarıdan. Altın ithalatı yapılmadan doğru geliyor işte. Ya dedi tahmin ettiğinden de fazla bu rakamlar dedi. Yani şimdi ya önüne gelen şimdi muhalefet milletvekillerinden biri bunu yapsaydı. Aman Allah'ım. Yer yerine. Aman Allah'ım. Grup toplantılarında, şurada, burada ya bir konser harcamasının dillerine doladılar. Peki kardeşim benim bir de merak ettiğim bir şey var. Şimdi biz 70 yılların MHP'sinde biliyoruz. Evet, çok suçladık. Suçlamakta haklıydık. Terör olaylarına bulaşmış bir partiydi. Ama doğrusu hiç böyle kaçakçılık, değil mi? Kara para, uyuşturucu, altın kaçakçılığı. Valla bunları MHP'lerden hiç duymadık, görmedik. Evet. Sadece bu sokak eylemleri nedeniyle suçladık. Ya çürüme bu kadar mı olur? Neden hep kriminal olaylarla anılıyorsunuz? Bir de neydi? Karşı cephedekilere karşı şiddet gösterirlerdi. Tabii. Bir de kendi yandaşlarını dövmeye başladılar.
kendi yandaşlarına saldırmaya başladılar. Ya artık işte bir mafyöz bir ilişkiler, altın kaçakçılığı, bu ne ya? Maalesef. Şöyle de bir iddia var, siz mutlaka duymuşsunuz. Sinan Ateş olayının da bunlarla deyince, bağlantısı olduğu söyleniyor. Sinan Ateş'le de bağlantısı olduğu söyleniyor. Bir de partinin daha üst düzeydeki isimlerine ulaşacaktı. Onu engellemek için. Olabilir. Öyle olabilir. De bir iddia var. Yine Fatih Altaylı yazmış. Fatih yani Altaylı olabilir. Bu mümkündür. Ben şöyle bir şey istiyorum. Ha diyeceksiniz ki parlamentoda bunu dile getirmenin şeyi yok ya. Yani söylersin cevap bile vermezler. Soru önergesi verirsin ya da konuşursun. Araştırırsın kardeşim. Şu son 2-3 yılda Dubai'ye gidip gelen milletvekilleri, üst düzey bürokratlar. Kim kaç kere gitmiş? Hepsini biliyorlardı. Bilmez olurlar mı? Yani bu ülkenin istihbarat teşkilatı. Kesinlikle biliyordur. Ama ben merak ettim şimdi yani. Kim ne kadar Dubai'ye gitti? Bu Dubai'de son dönemlerde ipini koparan herkes Dubai'ye gitti. Yani eskiden Avrupa'ya gidilirdi. Şimdi iş yapıyorum. Nerede yapıyorsun? Dubai'de yapıyorum. Abi bu Dubai... Cennet. Yani cennet, herkes orada. Cennet. Herkes şeyde, Dubai'de. Yani ben merak ediyorum, Dubai'ye ne işe gidiyorsunuz? Ve kendi içlerinde nasıl böyle bir şeyi keşfettiler? Nasıl oldu? Şeydeki, yani şimdi buradaki sıkıntı, ben çünkü net yani, olay net. Şimdi görülüyor. Yani bu altın kaçakçılığı yaptılar mı? Mal varlıkları araştırırsın. Ama şey diyor ki, bakın Fethi Yıldız diyor ki, genel... O mesela evet, çok farklı yaklaşmış. Milliyetçi Hareket Partisi yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden Hadi uzak de. Duranların yeridir diyor bu arkadaşların istifaya zorlanmaları. Yani önce disipline sevk edilmeleri üzerine. Diyor ki, yani demek ki bunlar yetkilerini kötüye kullanan kişiler. Yani kötüye kullanmışlar belli ki. Semih Yalçın da diyor ki parti içinde devam eden bir inceleme mucibince istifaları istenmiş. Yani çok net. Demek ki böyle bir yasa dışı ya da işte böyle bir gayrimeşru bir tespit var. Bir şey yapılmış. Bunun üzerine gidilen. Ya burada istifalar istenmiş. Onlar da istifa etmiş gitmişler. Ya peki dediğiniz gibi nerede burada suç duyurusu? İşte o nerede? Nerede yani burada suç duyurusu? Şimdi şöyle oluyor işte. Arkadaş, bana yakın birisi ise, ya bizim siyasetimizden birisi ise, hele iktidar mahfillerindense, bu bunların suç işleseler dahi üstü örtülmeli. İstifalar al. Bu kapatılmalı, istifalarını al gönder. Ya biz 5 tane büyükşehir belediye başkanı zorla istifa ettirildiğini yaşadık. Değil mi? Yani Ankara, işte İstanbul, Balıkesir, Bursa gibi. Bu niye bunlar istifa ettirildi mesela? Bilmiyoruz. Muğla'nın başkanı niye istifa ettirildi? Suç duyurusunda bulunuldu mu? Hayır. Ya o kadar çok ki. Ruhsar Pekcan mesela. Evet. Ticaret Bakanı bakanlığını daha dolandırdı. Yani? Bırakın soruşturmayı falan. Sen hemen istifa etlendi ve bir de teşekkür edildi. Teşekkür evet. edilerek gönderildi. Aynen. Peki Süleyman Soylu dedi ki, Süleyman Soylu her ay dedi Sedat Peker'den 10 bin dolar rüşvet alan bir siyasetçi var dedi AKP'de. Bu Süleyman Soylu dedi, yani İçişleri Bakanı dedi, ya ben değil. Bu ülkenin İçişleri Bakanı bir milletvekilinin, eski milletvekili ya da siyasetçinin Peker'den her ay 10 bin dolar rüşvet aldığını İçişleri Bakanı olarak açıklıyor. Evet. Buna işlem yapılmadı mesela. Hiç kimse bunun arkasını aramadı. Yani yine işte Mine Tozlu hanımefendi, bu Zehra Taşkesenlioğlu üzerinden şey patladığında, evet, SPK rüşvet olayları. Şeyleri patladığında, ya saraydaki iki danışmanın kendisine WhatsApp üzerinden bunları da göstererek rüşvet istediklerini söyledi, 12 milyon lira. Ki o ikisi de efendim bir süre sonra hemen yani o şeyde toz duman içinde, ya bunların sağlıkları bozuldu, bunlar sağlık nedeniyle çok... görevlerinden ya ben... aflarını istediler, gönderildik dendi. Ya şimdi bakın, sorun siyasetçilerin bu gayrimeşru ilişkileri, hukuk dışı işte yolsuzlukları vesaire, eğer onlardansa üstü kapatılır, görmezden gelinir, hiçbir soruşturma açılmaz, sadece istifa ettirilir, uzaklaştırılır. Belki bir dönem sonra bir de geri alınır. Evet. Bu unutturulur, unutulur. Değil mi? Yani böyle örnekler de var. Sonra bu geri alınır, şeye döner. Yani. Ya bir hafta önce Sayın Salim Şen, neyle uyandık?
MHP Muğla İl Başkanı aniden rahatsızlandı ve istifa etti. Ya. Evet. Sonra öğreniyoruz ki kızı insan kaçakçılığı yapıyor. Ha, evet. Tabii tabii. Evet. Yunanistan'a. Evet. O kadar. O kadar. Basit yani. Tabii. O kadar. Öyle yaparsınız, istifasını alırsınız, gönderirsiniz, bunu açıklamazsınız da neden olduğunu. Üstünü örtersiniz, temize çekersiniz. Halbuki üstünü örttüğünüz bizdendir diye üstünü örttüğünüz her olay sizden bizden fark etmeden bu toplumun biraz daha çürümesini, bu devletin biraz daha çökmesini, bu kurumlarımızın biraz daha içinin boşalmasını ve ülkemizin gitgide ayaklarımızın altından kaymasını ortaya koyuyor. Yani bunu hızlandırıyor. Gitgide mi yani yoksa kaydı mı o da tartışılır. Eğer vatan severseniz, hele eğer bir de milliyetçiyseniz, bu milleti, bu vatanı bu kadar sevip düşünüyorsanız, tam tersi kardeşim, bütün çürükleri böyle kulağından tutup ortaya koyarak bunu düzeltmeniz, bunun gereğini yapmanız, başkaları için emsal olsun diye en azından örnek kabilinden kendi temizliğinizi, temizlik idealinizi ya da ortaya koymanız gerekirken üstünü kapatıyorsunuz. Aman zarar görmeyelim diye. Evet. Peki şimdi birinci bölümün sonuna geldik. Sayın İknur çok çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. İkinci bölümde bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı ve laiklik tartışmalarını konuşacağız.